الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فبيضوا امري الى الله ولا حول ولا قوة الا بالله صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وصلى الله على نبينا وعليهم أجمعين صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين ونبي هات صلاة الحبيب ونوصف من الله قريب الحمد لله شعبان الشريفين ilk haftası diyelim ikinci üçüncü günü bir ilim meclisinde bir araya geldik. Allah Celle Celaluhu rahmetini, feyzini, bereketini gark eylesin inşallah. Darlıklardan, kıtlıklardan, sıkıntılardan, kargaşalardan Rabbim muhafaza eylesin. Ülkemize ve İslam alemine Rabbim selamet nasip eylesin inşallah. Az önce Risale-i Kutsiye'den güzel bir beyit dinledik. Allah kainatı sebepler aleminde yaratmış. Kulluk isterken, namaz kılarken Kabe'ye dönüyoruz. Kabe bir mekandır. Allah mekandan münezzehtir. Bir vasıta, vesile kılıyor Allah. Şimdi Allah Celle Celaluhu hükmünü direkt peygamberlere gönderebilirdi. Kalbine ilka ederdi. Levh-i Mahfuz'a aktarıyor. Levh-i Mahfuz'dan İsrafil Aleyhisselam. İsrafil Aleyhisselam onu işte Mikail Aleyhisselam'a veriyor. İşte Cebrail Aleyhisselam'a veriyor. Cebrail Aleyhisselam da kime vahiy ilka edilecekse İbrahim Aleyhisselam'a veya Musa Aleyhisselam'a en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hep vasıta bunlar. Bir Allah dostu da Allah'ı doğru anlamak, doğru tanımak, güzel kulluk yapmak için Rabbimizi tam kamilen anlamış. Zaten ona mürşidi olgunlaştıran, kamil, tam işin kemalatı, Allah'ı peygamberi iyi tanımış, yaşamış, örnek olmuş. Yoksa öyle mürşid ifadesini kendisine rahmetmiş birisi, ben mürşidim. Ya bu değil ki ya, bu değil yani. Bir insan o ünvanı taşıması lazım. Evet. Yani bir insan efendim kendine olmayan bir ünvanı yakıştırmasıyla o mertebeye ulaşamaz. O vesileyle mürşidim veyahut da bir Allah dostu ifadesi o kişide Allah'ımızın emirlerini yerine getirmesi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tam ittibası, bu özellikler kendisine yansımalı olacak ki buna mürşit diyelim. Yoksa efendim adam kendine bir isim bulmuş. Olabilir. Yani deliye her gün bayram. Adam şimdi Türkiye'nin en büyük doktoruyum dedi diye, ha tamam o zaman gidelim teşhis yaptıralım. Yani doktorum demekle doktor olunuyor mu? Mürşidim demekle de mürşit olunmuyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Onun için biz yani söylemlere değil, yapılanlara bakarız. Allah istikamette daim eylesin. Sana birisi yani bir Hızır Aleyhisselam'la bile görüşsen, onu diyor mürşidin gönderdi, bunu böyle bil diyor. Evet, az önce
babamın torunu, Allah hayırlı ömürler versin. Maşallah. Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin. Sadece su mu bu? Biraz babamın torunu. Neydi o? Allah babama rahmet eylesin. Eyüp Sultan'a çok giderdi. Eyüp Sultan hayranı birisiydi. Yani gönlü böyle bazı insanların böyle hani Yuş Aleyhisselam'a gider mesela. Veyahut da Hüdayi Hazretlerine. Hani bir insan böyle bir gönlünde efendim meşrebi oraya cari olur. Sürekli giderdi. Beni de götürürdü çocukken. Yani çocuklarınızı böyle bir yerlere götürün. Çok güzel hatıralar oluyor. Çok güzel izlenimler kalıyor. Orada efendim Ramazanlarda iftar verirdi Eyüp Sultan Camisi'nin avlusunda vesaire. O sofrayı açardık öyle. Güzel hatıralar. Şimdi İmam Efendi, Müezzin Efendi tanırlardı. Şimdi ben de yanındayım. O Hoca Efendi dedi ki, ya bu çocuk kim dedi? Dedi ki, babamın torunu dedi. Allah Allah. Ya bir garibime gitti. Ya ben kim oldum dedim şimdiki. Ne oldu böyle? Anlayamadım. Soramadım da. Evet. Yani doğru. Şimdi babamın ne oluyor? Torunu oluyor işte da. Yani oğlum demiyor da öyle bir ifade. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Evet. Hızır Aleyhisselam'la alakalı İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ben diyor Hızır Aleyhisselam'ı bir ilim meclisinde gördüm. Karşımda diyor tecessüm etti. Hızır Aleyhisselam efendim lahut alemle berzah alemi arasında bir alemde. Yani maddi alemde değil. Bizim gibi yemez içmez. İhtiyacı yok ona. Fakat ruhlar aleminde de değil. Ruhlar aleminde değil. Yani ölmedi. E şimdi nedir o zaman? İşte bir berzah alemi gibi. Yani İsa Aleyhisselam gibi, İdris Aleyhisselam gibi, Hızır Aleyhisselam gibi, İlyas Aleyhisselam gibi. Bunların böyle bir efendim özellikleri bulunmaktadır. Ve İmam Rabbani Hazretleri bunu diyor, latif bir evsaf olarak gördüm ve mahiyetini de bu şekilde Mektubat-ı Rabbani'de net olarak anlatılır. Yani Hızır Aleyhisselam'ın şöyle bir özelliği var, ilginçtir. İnsanların işlerini tekeffül eder. Yani denizlerde, karalarda Hızır Aleyhisselam. İşte mesela bir insanın çok acil bir ihtiyacı vardır. Bir başkası hayır ehlidir. Hayır yapmak ister. Ya nereye bir hayır yapsak şöyle? Bir mağdura yardımcı olsak. Gelir kapını çalar. Ya der ki bana bir 100 lira versene. Çok zor durumdayım. Yolda kaldım. Hakikaten yolda kalan birisi var. Ondan sonra o da çıkartır verir. O Hızır da götürür onu ona verir. Ondan sonra adam da tam ona ihtiyacı vardır. Ondan sonra bunu al der. Adam alır. Allah Allah. Tam demin buna ihtiyacım vardı. La Hızır mıydı neydi bu ya falan. Hızırdı tabii. Ha, Hızır gibi yetişti. Hızır gibi yetişti işte. Yani hiçbir marufu basit görmemek lazım. Yani hiçbir iyiliği küçük görmemek lazım. Senin kapına gelen Hızır olabilir. Bunları çünkü Kur'an-ı Kerim Maun suresinde اَلَّذِنَهُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Yani yardım etmek isteyenlere engel olurlar. Bu hayrı küçük görmeyin, basit görmeyin. Kapınıza geleni basit görmeyin. Tanımıyorsanız ya 1 lira ver arkadaş fakir olmazsın. 1 lirayla da o zengin olmaz. 5 lira ver, 10 lira ver. Ha, git başka kapıya falan. Kimseyi kovmayın. Benden söylemesi. Size el açana el yedul ulya hayrun min el yedis sufla. Veren el alan elden hayırlıdır. Yani
efendim istemek iyi bir şey değil. Ama istiyorsa Allah onu öyle imtihan ediyor. Seni de merhametinle imtihan ediyor. Durumuna göre ikramda bulunacağız. Allah bizi hakta daim eylesin. Kıymetli hazirun. Şimdi Ali İmran suresinden bir bölüm okundu. Buranın manasını vereceğim inşallah. Evet. Kırmızı bir şey, boya mıydı? Kan değil. Evet. Garip. Allah'ın meselesini Muhammed. Peki. Şimdi sıkıntı, sorun ne? Kan ise Kur'an'a dokunamayacağım. Ama değil. Böyle bir şey yok değil mi burada? Değil. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Yok, gerek yok. Silmek önemli değil. Şeyi vaaz yapamayacağız. Abdest almamız lazım. He. Abdestsiz Kur'an'a el sürülmez. Abdestsiz Kur'an okunabilir. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okursa ezberden 10 sevap alır. Abdestli okursa 20 sevap alır. Namazda okursa, diyelim ki oturarak, nafile namaz kılıyorsun, gece teheccüd namazı, kıldın 10 rekat, 20 rekat, biraz da oturarak kılayım dedin, devam ediyorsun kılmaya, o zaman 50 sevap alır. Ayakta kılarsa nafile namazı, ayakta namaz kılan okuduğu Kur'an 100 sevaba çıkar. Yani çok basit bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim ezberden okunur. Abdestsiz okuyorsun. Olabilir, yolda gidiyorsun. Yasin-i Şerif okudun, abdestin yok. Kur'an'a abdestsiz el sürülmez. He. Yani abdestsiz okunur ezberden. Ama Kur'an'a el süreceksen abdest şart. Haramdır abdestsiz. La yemessuhu illel mutahharun. Süremezsin. Allah'ın kitabıdır, mukaddestir. Geçen hafta anlattık, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Müslüman olmak istediğinde ne dedi kardeşi Fatıma? Abdest al, boy abdesti al, sen efendim müşriksin dedi. Kur'an'a el süremezsin. Hazreti Ömer de boy abdesti aldı ve ondan sonra getirin dedi şu Kur'an-ı Kerim'i, getirdi ve abdesti elini sürdü efendim ve Müslüman oldu. Evet, tekrar edelim. Abdestsiz ezberden okuyoruz 10 sevap. Abdestli okuduk 20 sevap. Namaz kılarken nafile namaz kılıyoruz. Oturduk. Oturduğumuz yerde efendim nafile kılınır. Keyfi de olsa. Keyfi. Yaşlı birisidir. Namaz kılıyordur. Mesela bizim Efendi Hazretleri iyi hatırlıyorum. Teheccüdlerde elhamdülillah çok nasip oldu. Yüzlerce geceyi, hadi gecenin sayısını bilmem. Mübarek 2.30'da kalkardı, 2 saat, 2.5 saat, yani 2.30'dan ne oluyor, 5'e kadar teheccüd kılardık. Elhamdülillah bu fakir de hemen yanındaydı. Ondan sonra biraz istirahat ederdi, diyelim 6'ya kadar. 6'da kalkar, efendim, tam da demek bu mevsimlere tekabül ediyor ha. Kalkar, abdestini alır, sabah ezanı okunurdu, sabahın sünnetini kılar. Yani o öyle tatlı bir uyku ki, kaylule. Yani çünkü gece boyu ibadet ediyorsun, artık ayakta kalacak halin kalmıyor. Orada bir uyuyorsun öyle. Yani sabah namazına 1 saat kala. Çünkü 2.5 saat ayaktasın. Ondan sonra orada 1 saat 40 dakika istirahat ediyor. Efendi Hazretlerimize döşek getirirlerdi, oraya bir yastık. Oraya hemen zaten mübarek kafayı koydum, uyuyorsun. Biz de onun yanı başında uyurduk, önemli değil. Efendim İsmail Ağa'da. Ondan sabah olurdu öyle. Efendim, şimdi işte abdest alır, sabah namazı sünnetini kılar. İşte diyelim 6.30 gibi sabah namazını kılardık. Şimdi tabii kıldığımız, ben bir defa saydığımda iyi hatırlıyorum, 58 rekat teheccüd kıldığımızı hatırlıyorum. Bir defa öyle saymıştım.
O zaman aklıma geldi. Dedim ya biz ne kadar kılıyoruz ya? Şimdi 2 saat boyunca insan aklına getiremiyor ki. Kılıyorsun, kılıyoruz. Ne kadar kıldık? Ne bileyim ne kadar kıldık? Kılıyoruz işte. Allah ne verdiyse gidiyor. Ondan sonra. İşte Allah dostları dediğimiz, veli dediğimiz hayatları böyle geçiyor. Yani kimse yatmakla Ali Haydar Efendi, Muhammed Behaüddin, Ubeydü Ahrar Hazretleri, Abdülkadir Geylani, bırak bu Allah dostlarını ya falan. Ne? Ne diyorsun sen ya? Onların kim olduğunu biliyor musun sen? Sen yarım saat şöyle ellerini kaldırıp sadece dua ettiğini hatırlıyor musun ömründe? 50 senen geçmiş, 80 senen geçmiş. Şöyle ya Rabbi diye diye içini çeke çeke adam gibi şöyle. Fazla bir şey söylemiyorum. Bir yarım saat dua ettiğini biliyor musun? Hatırlıyor musun? Yok. Ömrün boş geçiyor. Allah dostları dediğimiz böyle yalandan Allah dostu. Ondan bahsetmiyorum ki ben. Ben gerçekten Allah dostu olanları bahsediyorum. Az önce söyledik. İsminin Allah dostu olması beni ilgilendirmez. Ben ona bakmam. Ünvan önemli. Ya bu işi efendim hakkını vermiş. Gece 2:30'da kalkıyor. Sabaha kadar ibadet, zikir, tesbih ve meleklerle görüşen insanları tanıyorum ya. Görüşüyordum meleklerle. Materyal kafalar. Her şey madde. Varsa yoksa para, varsa yoksa madde, varsa yoksa demir, beton, çimento, magnezyum, çinko, bakır, taş devri, tunç devri. Ha şimdi tam o devir işte. Taş kafa, tunç kafa. Hiçbir işin bu ruhaniyetinden haberi yok. Milyonluk araban olsun, elektriği olmasa araba gitmiyor. Görmediğime inanmam. Ben de inanmıyorum. Sökeyim onun aküsünü, götür hadi arabayı. 5 milyonluk araban olsun. Akü olmasa gider mi? Elektrik görmüyorsun. Hadi buyurun kullan. 20 milyon, 30 milyon efendim adam makineye para veriyor. Elektrik olmasa, enerji olmasa o makine çalışıyor mu? Görmediğime inanmıyorum. Buyurun makineyi çalıştır. Taş kafa, tunç kafa. Allah bu ümmete akıl fikir versin. Materyal kafa, madde kafasına dönmüş. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Sitem etmiyorum, üzülüyorum. Yani biraz dikkat etmek lazım. Bazı cümlelere dikkat etmek lazım. Yani tasavvuf dediğimiz şey senin uydurduğun, efsunladığın bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum ki. Yani ben işin gerçeğinden bahsediyorum. Aslından bahsediyorum. Allah'ın emrine uymuş, peygamberin sünnetine uymuş. Dini bini İslamiyen dediğini yapmış. Ve ben size çok net bir cümle kullanacağım. Üstadımız Mahmud Efendi dediğimiz. Net bir cümle kullanıyorum. Dizi dibinde büyüdüm. Bakın bir Allah dostu benim hani birçok bakış açısı olabilir ama benim gördüğüm asla ve kat'a karşısındaki din kardeşini, ihvanını kim olursa olsun kullanmazdı. İstismar etmezdi. Efendim kendine bağlamaya çalışmazdı. Kendine hizmet ettirmezdi. Günümüz tabirini kullanacağım. Bu parantez dışı efendim. Kendine kul köle ne derler işte etmezdi. Kendisi karşısındaki için efendim hayatını verirdi. Ya gencim daha gencecik delikanlıyım. Yanına giderdim. Neredesin derdi. Buradayım derdim. Orada güzel oturma minderleri falan var. Şöyle otur. Ben yerde otururdum hürmeten. Şöyle otur. Yok efendi hazretleri böyle oturayım. Ya böyle otursana. Kimin kimden üstünlüğü var? Şöyle otur. Bunları sizin için yaptık. Tazim ederdi. Ya tazim için değil, Allah için yapıyordu. Biz tazime layık olduğumuz için değil yani. Şimdi mütevazil için demiyorum. Ona efendim, onun evlatlarından daha da küçük yaştayım ben. Sadece bana mı yapıyordu? Yok, herkesi yapıyordu. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bir Allah dostuyum diye böyle kibirlenmek, dünyaya tepeden bakmak. Bakın meseleyi çok net söyleyeceğim. Bir oluşum, bir tarikat, bir cemaat, bir yapı eğer insanları kullanıyorsa insan kullanılan bir madde değildir. İnsan sevgi ve muhabbetle kucaklanan bir yapıdır. İnsan sevilir, insana sevgi gösterilir, muhabbet edilir. Vallahi ben sizi seviyorum. Başka bir gayeyle efendim size karşı kalbimde başka bir şeyim yok. Ne demek bu ya? Ama bakıyorsun adam bir oluşum insanları hipnotize ediyor. Yalandan hikayeler uyduruyor. Yalandan rüyalar görüyor. Uçtu kaçtı, peygamber geldi. Bilmem ne oldu. Seni rüyada gördüm. Bilmem ne oldu. Şuraya himmet et. Buraya para ver. Ne oluyor ya? Derdin ne senin ya? Uzak durun bunlardan arkadaşlar. Açık açık söylüyorum. Bunlardan uzak durun.
Bunlar sizi cennete götürmez. Yol nedir? Bizim her hafta söyleyeceğim. Bizim bir yolumuz yok. Mahmud Efendi'nin de bir yolu yok. Net söylüyorum. Yol Allah'ın yoludur. Biz Allah'a tapacağız. O bize cennetini verecek. Hazreti Muhammed'e uyacağız. Allah ona Habibim diyor. Allah onu bize örnek gösteriyor. Allah dostları nedir? Peygambere ve dinimizin dediğine tam uydukları için bizi Allah'a ve peygambere doğru yola iletiyorlar. Vasıtadır. Bak az önce babamın torunu ne dedi orada? Mürşit bir vasıtadır, vesiledir. Kabe bir vasıtadır, vesiledir. Bu vesilelerle biz hak çizgide yürümeye çalışırız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemin Rabbi Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim, o sonsuz merhamet sahibi. Maliki yevmiddin, kıyametin sahibidir. E dünya ne oldu ya Rabbim? Dünyada sizi serbest bıraktım. O zaman biz de ne diyoruz tabiri caizse? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Madem hürüz, sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım isterim. İhdine sıratan müstakim. Bizi dostları yola ilet. Nasıl ilet? Efendim direkt sana kulluk. Bak demiyoruz öyle. Sıratan lezine namt aleyhim. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, velilerin yoluna bizi ilet. O büyüklerin yolu seni iyi tanıdılar. Habibini iyi tanıdılar. En başta Resulullah Efendimiz. Onlarla beraber senin yolunda dosdoğru yürüyelim. Budur. Kimse kimseye tapmaz. Biz Allah'a taparız ya. Sıratan lezine namt aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Dalalete düşen Hristiyanlar. Efendim gazap ettiğin Yahudiler ve laddalin dalalete düşen Hristiyanların yoluna değil. Net söylüyoruz. Bu bir bazı akımlar var. Direkt Allah'a. Devamını okusana. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Anladım İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Devamını oku. Okumuyor devamını. Sadece Allah'a kulluk ederiz. Yani biz şimdi Allah'a kulluk etmiyoruz da mürşide mi tapıyoruz yani? İftira ediyor bir de böyle. Ağzından çıksın, burnundan girsin dememe gerek yok. Zaten aynısını yapıyorlar. Müslümandan bir müşrik dedin mi kendisi müşrik oluyor. Amerika'dan alıyor silahları, Müslümanlara kurşun sıkıyor ondan sonra. Bu Selefi Vahabi yapılardan uzak durun. Arslandan kaçar gibi kaçın. Bunları yola getiremezsiniz. Bunlar inatçı yapılardır. İmam-ı Azam diyor ki dünyada en çok zorlandığım, haktan sapmış, batıla dönmüş bir kişiyi yola getiremedim diyor. فَمَنْ يَهْدِيهِ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ. Haktan sapana kim hidayet edebilir? Hiç kimse hidayet edemez. Bana diyorlar ki işte şurada bir selefi yapısında insanlar var. Hocam sen ilim sahibisin. Onlara getirelim, onlarla işte biraz anlat, yola gelirler. Hiç getirmeyin bana. Bana getirmeyin. Bak burada da söylüyorum. Getirmeyin. Yola gelmezler. İnatçıdırlar. Geçen hafta söyledim. Yurt dışından bizi dinliyorlar orada tefsir derslerini vesaire. Birisi aradı beni. Dedi ki hocam dedi ya. Sen zannediyorsun ki sadece işte inananlar dinliyor. Hayır dedi. İşte yurt dışında ondan sonra çevremizde bulunan Hristiyanlar böyle yalvarır gibi anlatıyorsun ya dedi. O kadar Hristiyanlar Müslüman oldu hayret edersin dedi. Elhamdülillah. Ben de bir nereden bileyim şimdi kim dinliyor ne yapıyor diye. Ya Allah aşkına insanız ya. Allah'a karşı dürüstçe kulluk yapalım da ahiretimizi kurtaralım. Böyle gavurlukla bu işler olmaz. Kalkıyor. Her hafta söyleyeceğim bunu size. Sakın kalbinizde Müslümanlara karşı kininiz olmasın. Biz üç şeyle imanımızı kavileştiririz. Bir merhamet, iki din kardeşimizi sevmek, üç yaşadıkça Allah'a peygambere itaatimizi arttırmak. Böyle olursak ahireti kurtarırız. Bakıyorsunuz bazı yapılarda Müslümanlara kin tutuyor. Müslümanları sevmiyor. Müslümanları bırakıyor, kahpelerle, alçaklarla kol kola giriyor, onlarla yol tutuyor. Bakın bu mesele basit değil. Kur'an söylüyor ve kunu ma sadıkın diyor. İyilerle beraber olun. Müslümanla beraber olacağız biz. Bakıyorsun önüne gelene şirk, bilmem bir şeyler. Nedir bu? Hayırdır? Niye Müslümana bu kadar kin tutuyorsun? Özündeki yapı ne? Ha, başka işler var o işin içerisinde. O vesileyle Allah kötülerden bizi uzak eylesin. İyilerle hemhal eylesin. Kıymetli hazirun. Yanlışla uğraşıp ömrümüzü tüketmeyelim. Evet, işimize bakalım, yolumuza devam edelim. Ya onun için bazı böyle çarpıtanlara bunları da bilelim. Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Ben mahşerin, Fatiha'da okuyoruz. Kıyametin sahibiyim. Dünyada serbest bıraktım. Hemen biz ne diyoruz tabiri caizse namazda? İyyâke na'budu ve iyyâke. O zaman Allah'ım şu hür irademizi sadece sana kulluk eder. Sadece senden yardım isteriz. İhdine sıratel müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet.
Sırat-ı lezine nimet aleyhim. Nimet verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Biz İmam-ı Azam dediğimiz İmam-ı Azam'ın yolu, peygamberin yolu. Peygamberin yolu, Allah'ımızın yolu. Bu işte. Yoksa bir insan bir insana, yani onun cenneti yok ki. Peki, mesele anlaşılmıştır. Bugün okunan aşırı şerif, efendiler, İsa Aleyhisselam'la alakalı çok güncel bir ayet okundu. Kıymetli hazirun, ve musaddika lima beyne yedeyi minet tevrat ve li uhille lekum ba'dellezi hurrim aleykum. Konunun tam ortasından tabii bu mesele boyutlarıyla incelemek lazım ama özetin özeti gideyim. Ve musaddika lima beyne yedeyi minet tevrat. Kur'an diyor ki İsa Aleyhisselam burada anlatırken, İsa Aleyhisselam, bugünkü konunun özeti bu. Ve Resulün ila beni İsrail, beni İsrail'e gönderilen peygamber İsa Aleyhisselam. Enni kadjitukum bi ayati min rabbikum. Allah tarafından sizlere mucizeler getirdim. Enni ahluku lekum min attin. Ben çamuru yaratırım. Keheyeti tayri. Şimdi yaratırım kelimesi var. Manasını devamında anlaşılacak çok kolay. Yani kendisi mi yaratır mesela? Hristiyanlığa da burada net bir cevap var. Hristiyanlar İsa'yı ilah yapıyorlar ya, haşa sümme haşa. Efendim, o da diyor ki evet, ben çamuru alırım, kuş şeklinde getiririm, fe'enfuhu, üflerim diyor fihi ona, feyekunu olur, tayran, kuş. Devamını oku, biiznillah, Allah'ın izniyle. Ben yapmıyorum. Kim yapıyor? Allah yapıyor. Ve ubru lekmul ebras. İsa Aleyhisselam döneminde tıp en zirveye çıkmış. Musa Aleyhisselam döneminde neydi o? Sihir en zirveye çıkmış. O şaheser böyle acayip sihirler yapıyorlardı. Aklını alıyor adamın. Şimdi tıp zirveye çıktı fakat iki gözü görmeyeni veyahut da böyle alaca hastalığını, hani renk değiştiriyor ya deri. Şu anda da mesela tıp onu bulamadı. İki gözü görmeyeni iyileştiremiyor mesela. Ama İsa Aleyhisselam bu iki hastalığı ve uhyil mevta, ölüyü gidiyor kabristanda bir ölüye bir dua ediyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ı efendim diriltti. Fakat diriltti derken bi iznillah. Allah'ın izniyle bunları yaparım. Allah'ın izniyle. Bak hepsinde bi iznillah geliyor. Ve unebbiukum bima kuntum ta'kuluna ve tedahhiluna fi buyutikum. Çok enteresan. Diyor ki senin evinde şu yemek pişiyor. Buğday var, efendim yağ var, efendim pirinç var vesaire. Evindeki hububatı söylüyor. Rabbim nimetini daim eylesin. Bu ayetlerin mütalaa edilmesi. İnşallah Rabbim bolluk veren Allah'tır, darlık veren Allah'tır. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, ümmetim genel kıtlık, dünya çapında kıtlık görmeyecek. Yani bu ümmetin başına böyle bir şey gelmeyecek. İnşallah Rabbim kıtlıklardan muhafaza eylesin. Yani bunu bugünlerde çok söyleyelim. Değerli arkadaşlar, Allah'ın mülkü yemeden içmeden ibaret. Hayat bir şekilde böyle devam eder. Evinizin önünde dahi şu kadar bir küreklik yer dahi olsa, bir kazmalık yeriniz dahi olsa, oraya mutlaka bir şeyler ekin. Buğday ekin, efendim veya işte fasulye, nohut neyse ekin. Efendim bir avuç da olsa, bunlar bir araya geldiği zaman ele muhtaç olmayız. Yani bir ülkenin kendi kendine yetmesi meselesi. Şu anda bu hadisi şerifi etrafa duyuralım. Resulullah Efendimiz kıyamet depremi bile olsa diyor, elinizdeki yeşil fidanı ağacı dikin diyor. Ya kıyamet depremi olur. Şu anda kıyamet depremi misali. Nükleerler patlayacak. Yok efendim Ukrayna efendim mahvoluyor, perişan oluyor. Rusya efendim dünyayı katıp karıştırıyor. Bunu Avrupa kışkırttı. Amerika burada senaryo çeviriyor. Amerika efendim dinozor gibi burada dünyayı yutmaya çalışıyor. Maalesef burada Rusya kaybediyor, Çin kazanıyor. Çin'in kazanması da dünyaya büyük bir felakettir. Başka bir felaket getiriyor. Mülkün sahibi Allah'tır ama bu zinaların, hayasızlıkların çoğalması da Mevla insanlara çöp kadar değer kalmamadığı oluyor. Bu durumda da dünya savruluyor yani. Allah tövbe-i nasuh nasip eylesin. Yani şu andan itibaren abdesti sürekli duralım, estağfurullah diyelim. Yani bunu söyleyen ve men yettekillah, abdesti durup estağfurullah diyen, yeca ve men yettekillah
Yec'allehu mehreca diyor Allah. Ben ona çıkış kapısı yaratırım ve yerzuku, ona rızık veririm min haysu la yahtezib, hesap etmediği. Yani darlıklar olabilir. Oluyor diye efendim bizim de Rabbimiz var. Allah'a sığınalım, estağfurullah diyelim. Mevla Teala bütün dünya kasıp kavrulurken sen orada böyle sıyrılırsın. Selamete kavuşursun. Dünya tarihinde bunlar olmuş. Kavimler helak olurken onların arasından iman ehli kurtuldu mu kurtulmadı mı? Cevap verin. Kurtuldu. Biz işin bu boyutundan gideceğiz. Dünya helak oluyor. Olabilir. Helak oluyorsa abdestli dur. Estağfurullah. Diyelim. Mevla hayal edemeyeceğin, tahmin edemeyeceğin rahmet kapılarını, bereket kapılarını açar. Estağfurullah bedene sıhhattir, yuvaya huzurdur ve rızkın bereketidir. İstiğfarın acayip bir mucizesi var. Ayette geçer, hadis-i şeriflerde geçer, özeti arz ediyorum. İstiğfarı çoğaltalım bugünlerde. Ama mutlaka bir karış yeriniz de olsa bir şeyler ekin. Bir şeyler ekin, şenlendirin. Yani bir avuç da olsa kendi fasulyen, kendi buğdayın, kendi nohutun olsun. Efendim her tarafı ihya edin. Öyle armut piş ağzıma düş mü diyorlar, öyle hazırcılık. O kadar, o da iyi bir şey değil. Araziler boş kalmış. Devlet de teşvik veriyor ki ek biç diye. Adam parayı alıyor, gidiyor faize koyuyor. Araziyi boş bırakıyor. Ondan sonra niye böyle şeyler oluyor? Sen yanlış yapıyorsun. Devlet dediğin insanlardan oluşmuş. Ahmet, Mehmet, Hasan. İdareci dediğin o da kendisinin gibi aciz bir kul. Yani bir yerlere fatura kesmekle bir yere varamayız ya. Yani biraz aklımızı sepetten çıkartalım. Kimse kusura bakmasın da. Bana kızabilirsiniz ama kendin üreteceksin. Ya hayrun nas me yenfeun nas diyor. Hayırlı insan devletten bekleyendir demiyor hadis-i şerif. Hayırlı insan faydalı insandır. Sen üreteceksin. Sen yapacaksın. Araziyi ekeceksin, biçeceksin. Yeşerteceksin, hayat vereceksin. Hep birileri yapsın, ben yatayım aşağıya. Hep bana baksınlar. Böyle bir dünya yok. Böyle bir mantık yok. Şu andaki nesil buraya doğru gidiyor. Yani böyle ucundan tutmuyor. Dün çok ciddi bir iş adamı. Adam diyor ki 1800-2000'e yakın adam çalıştırıyorum. Bunun diyor efendim vereyim ismini. 1000 taneye yakın Afganlı diyor. 300-400 tanesi diyor. Suriyeli diyor. Türkleri çalıştıramıyorum. Allah muhafaza. Eğer diyor Afganlar geri gitse diyor fabrikayı kapatmak zorunda kalıyorum diyor. Yani düne kadar Avrupa alıyordu Türkleri. O Türkler çalışıyordu. Avrupa yatıyordu aşağıya. Ondan sonra onlar da eli cebinde geziyorlardı. Şimdi Türkler de orada iş adamı olunca şu anda Avrupa çatır diyor. NATO diye bir şey kaldı. Tın tın da tın mermer oldu. Yani sen üretmezsen, sen çalışmazsan sana kimse para kazandırmaz. Sen kendin üreteceksin, kendin çalışacaksın. Ondan sonra bas bağır. Suriyeliler öyle, Afganlar böyle. Yok ya. Yani bu da Allah'ın gazabını celbeder. Onu da söyleyeyim yani. Biraz cümleleri dikkatli kurmak lazım. Kimse mağdur olmak, kimse yurdundan olmak istemez. Adam hevesli mi senin yurduna gelip de evinden barkından uzak olması? Sen niye gitmiyorsun Afganistan'a? Sen niye gitmiyorsun şuralara buralara? Niye gitmiyorsun? Evin barkın var. Onun da evi barkı vardı. Rus bırakmadı. Beşşar bırakmadı. Amerika bırakmadı. Nereye gitsin bu adam? Bir yere gidiyor. Bak Suriye dediğimiz yıllarca kendi ülkesini terk etmedi. Ukrayna dedikleri tantana efendim yani mazlum durumundalar. Tamam aleyhte bir şey söylemeyeyim. Ama daha bir gün geçmeden milyonlarca insan hemen yurdunu bırakıp kaçtı. Gavurun şeyi bu kadar işte. Hemen bırakıp kaçıyor. Niye kaçıyorsun? Bak adamlar hala efendim 10 milyon insan ve efendim kaç milyonlarca insan çadırlarda. Kendi ülkelerini terk etmiyorlar. Ama yani şu andaki savaş da bildiğiniz silahla yapılacak bir savaş değil ki. Adam efendim tabiri caizse Ankara'dan efendim diyelim Yunanistan'a füzeyi gönderiyor gibi. Yani karşında bir düşman yok ki, karşında bir efendim bir taarruz edeceğin kimse yok ki. Amerika dediğimiz çöllerin ortasına füzeleri koydu, 2500 tane askerle Irak'ı yerle bir etti. Efendim Rusya uçağı kaldırıyor, geliyor, bombayı bırakıyor, gidiyor. Savaş edin. Kimden savaş edeceksin? Bomba tepeden geliyor. Şu andaki dönem çok feci bir dönem. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Yani meseleleri de mantıklı mütalaa etmek lazım. Şimdi bazı cümleler kuruluyor, anlamak mümkün değil. Koca ülkemiz hava, kara, deniz her taraftan İHA'lar, SİHA'larla çapaçulcu, efendim 3 tane bir hödük PKK ile teröristle baş edemiyoruz. Yani bir devlet savaşı değil, terörist bunlar ya. Teröristi daha silemedik şu memleketten. 3-5 tane çapaçul, silemiyorsun. Yani savaş dediğimiz veyahut da taarruz dediğimiz basit bir şey değil ki. Basit değil, hainlik basit değil. Ama işin daha acı tarafı o hainlerin milyonlarca taraftarı var.
Bu ülkenin büyük bir kesimi bakıyorsunuz o teröristlere sahip çıkıyor. Ondan sonra kahrolsun Amerika. Bir dur ya. Hangi Amerika'dan bahsediyorsun ya? Özün olmuş Amerika ya. Özün olmuş hainlik. Teröristin bu kadar taraftarı var. Bunları konuşacağım. Ne oluyor Allah aşkına ya? Ne oluyor? 50 bin tane vatan evladı niye şehit oldu? Bu teröristler bu kadar kutsanacaksa. Allah sonumuzu hayır eylesin. Teröristin hakkı var, benim hakkım yok. Bakın abartmıyorum. Şu anda teröristlerle alakalı veya bu yapıyla alakalı biraz bir şeyler konuşsam başıma iş açarım diye korkuyorum. Dava açarlar. Terörist beyefendilere niye hakaret ediyorsun diye. Hocanın bir hakkı yok ki. Din dersin, vatan dersin, insanlık dersin, birlik dersin, beraberlik dersin, laikliğe aykırı diye tuttururlar bir şeyler söylerler sana. Bütün sistem oraya çalışıyor. Allah hainleri kahreylesin. Amin. Kahreylesin. Başka bir şey demiyorum yani. Başka bir şey diyemiyorum. Ama var. Var. Temkinli olmak lazım. Var. Gavur sevici çok. Hain sevici çok. Terör sevici çok. Bizi seven yok. Varsa işte 3-5 tane öyle garibanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşler bir tersine döndü mü bir tane de kalmaz. Onlar da benim gibi gariban. Ne yapacaksın? Timur Hoca'yı alıyorlardı kürsülerden, tırnağını söküyorlardı. Kim vardı etrafında? Hiç kimse. Gitti ahirete kurtardı işte. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Gitmeseydi 3 tane idam mührü vardı. Kim kurtaracak? Sana çalışmıyor ki. Hiçbir yapı çalışmıyor sana. Ben hepsinin farkındayım. Onun için Allah'a havale ediyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Allah kötülere fırsat vermesin. Amin. Dinimizi, vatanımızı, mukaddesa ezanımızı, bayrağımıza taarruz edecek yapılara Allah fırsat vermesin. Her an sanki ipin ucunu alacaklar gibi. Çünkü aldılar, 1960'ta efendim Menderes'i idam ettiler. Özal'ı zehirlediler. Erbakan Hoca'yı alaşağı ettiler. Aynı mantık duruyor, duruyor. İşin kötüsü taraftarı çoğalıyor. İşte insanı korkutan bu. İnsanı tereddüt ettiriyor. Ne oluyor diyorsun? Yani doymadın mı bu günaha, isyana, tuğyana? Ne oluyor? Allah gidişatımızı iyi eylesin. Bugünkü konularda bunlar ha. Acayip bir mesele bak. Ya. فَاَنْفُغُ ف۪ي كِفَنْكُ تَعْرِمِ وَيُكْرُ وَالْاَبْرَاسِ وَوْحِي الْمَوْتَ بِيْزِ Sizin evinizde biriktirdiğiniz yiyecekleri diyor. تَاَكُنُ مَا تَدَّخُنَ ف۪ي بُيُتُكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَا يَا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ Mümin iseniz bunlarda büyük ibretler var. Allah-u Teala burada İsa Aleyhisselam bize tanıtıyor. وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَاتِ İncil, Tevrat'ı tasdik ederdi. Tevrat'ta, şimdi burada ince ince meseleler var. Biraz dikkatli anlatmam lazım. Siz de iyi dinlemeye çalışın. Efendim, Tevrat'ta son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdeleyecek olan babasız bir peygamber dünyaya gelecek. O gelen peygamberin adı müjde veren peygamber ve babası olmayacak ve musaddıkan tasdik ediyor. Lima beyne yedeyhi sizin elinizde. Şimdi tarihin gerisine git. İsa Aleyhisselam daha doğmamış. Minet Tevrat, Tevrat'ta efendim bu tasdik ediliyor. Onun için İsa Aleyhisselam dünyaya geldiğinde Meryem validemize sen ne kadar kötü bir kadınsın. Efendim bu zinaları nasıl yaparsın? Babasız çocuk dünyaya geldi. Öyle ya bir kızın kucağında bebek var. Bu bebek kudretten oldu. Ya bu inandırabilir misin bunu? Demek ki ters giden bir şeyler var. Ama bunu diyemediler. Ya baban kötü değildi. Sen efendim soylu bir ailedensin. Bu neyin nesi falan. Meğer şu 1000 taneye yakın kız var. O kızlarda hepsi olur ki ben peygamber annesi olurum diye de bekliyorlar. Böyle o dönemde böyle meseleler var. Onun için o dönemin efendim rahipleri de hahamları yani efendim kalkıp Meryem validemize taarruz edemediler. Onu küçük gördüler. Yani sana mı kaldı ya sen mi oldun yani peygamber annesi? Orada hasetlerinden, kıskançlıklarından çıldırdılar. Onun üzerine İsa Aleyhisselam dünyaya geldiği gibi kâle inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Ataniyel kitap ve cealeni nebiyye. Allah bana peygamberlik verdi ve bana Allah İncil yani kitap verdi. Bebek daha bir haftalık bebek konuştu. Bütün herkes duydu. Ona rağmen onu öldürmeye kalkıştılar. Şimdi gelecek. Efendim ve luhilla lekum ma dallazi hurrim aleykum ve cituküm bi ayetin min rabbikum. Rabbinizden size mucizeler getiriyorum. Fettek Allah'tan korkun ve atıyorum bana itaat edin
diyor İsa Aleyhisselam. Ondan sonra bak felemme ahasse. Ha innallahi Allah Rabbi benim Rabbim ve Rabbukum sizin de Rabbiniz. Fe'budu ona kulluk edin. Haza sıratun müstakim yol bu işte. Gelin bu yola. Bu hainlik dünya tarihinde bitmiyor. Peygamber bebekken konuşuyor. Ve kendi ellerindeki kitap Tevrat'ta İsa Aleyhisselam'ın gelişi haber veriliyor. Bu olayları biliyorlar. O olayları gözleriyle görüyorlar. Ona rağmen koca İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamberlik verilince ondan sonra İsa Aleyhisselam dedi ki benim de sizin de Rabbiniz Allah'tır ya. Allah'tan korkun ya. Efendim dost doğru yol bu işte bu. Felemme hasse İsa minhumul kufre baktı. Onlar kafirlikte ileri gidiyorlar. Kafirlikte, ihanette ileri gidiyorlar. Koca peygamberi öldürmeye çalışıyorlar. İşte mesele bu. Şu anda olaya baktığınız zaman insanlar gavurluk istiyor, hainlik istiyor, eşkıyalık istiyor. Kusura bakmayın. Ama geneli görmek lazım. Bakıyorsunuz, yani bundan 10 sene evveldi bir bayramda bir efendim askeriyede paşalık yapmış biri ziyaret etmiştim. Ondan sonra dedim bayramınız mübarek olsun. Dedi ki sen dedi halka hitap ediyorsun, konuşuyorsun. Bu memleketin yapısı şu dedi. Tarihler verdi 1940'lı yılları vesaire. O zaman dedi işte meşhur efendim işte Halk Parti dedikleri milletin yemeğini, ekmeğini bırakmadı, camisini, ezanını susturdu. 20-30 sene bu memleketten hacca gidilemedi. Gidemezsin hacca. Laikliğe aykırı. Hacca gidemiyorsun. Ezan 17 sene Tanrı uludur. Allahu Ekber dedirtmiyor. Allahu Ekber desek ne olur? Olmaz. Olmaz. Peki buna dedirtilmedi. Tamam dedi. Onları koy kenara. Bu adamlar bunu yaptıkları halde ya dedi efendim netice itibariyle destek olarak efendim tabiri caizse sandıktan bunlara destek çıktı dedi ya. %47, %48'e yakın yani %50'ye yakın bunlara efendim devam et bu efendim gavurluğuna, isyanına, ezana efendim vatana yine yapacağını yap. Destek çıktı dedi. Bak bunları da bil, bu memleketi tanı dedi yani. Ve ondan sonra da 3-5 ay geçmedi ahirete gitti. Allah bütün geçmişlerimize, paşalarımıza rahmet eylesin. Ondan sonra yani bazı şeyleri yan yana getirdiğin zaman فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمْ onlardan el küfre, kafirliği hissetti. Baktı ki bunlar bunu istiyor. قَالَ dedi ki مَنْ اَنْصَارِ اِلَى اللّٰهِ Allah'ın yolunda kim bana yardımcı olur, kim bana sahip çıkar? Yalnızım dedi yani, bunlar beni öldürecekler. Bayram Hoca'yı şehit etmediler mi? Cevap verin. Hızır Hocamızı şehit etmediler mi? Birçok İskilipli Atıf Hocamızı dar ağacına gönderip 30 binden fazla ulema dar ağacına gönderilmedi mi? Kim yaptı bunu? Ruslar mı yaptı? Ermeniler mi yaptı? İngiliz mi yaptı? Amerika mı yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı ya? Bilmem kim yaptı. Allah fırsat vermesin. Allah onların eline düşürmesin. Daha da beterini yaparlar. Adamda bir kutsal kavram yok ki. Adamın kutsalı yok. Tabiri caizse Abdülhamid'i devirelim ne olursa olsun. Tamam Abdülhamid'i devirdi. Ne oldu? Memleket 6 milyondan 1 milyona düştü. Paramparça oldu. Dünya savaşlarına girdi. Milletin efendi pestil yiyecek hali kalmadı. Ya ben siyasetçi değilim. Ben siyasetle uğraşmıyorum. Benim derdim vatan vatan. Bazı insanlar bunları bir yerlere çekiyorlar. Anlamak mümkün değil. İnsan biraz oturup mütalaa ediyor. Ya insanların özünde bu kadar mı yani? Ne bileyim. Ya mahvolsun da ne olursa olsun. Ya arkadaşım benim bir tane derdim var. Rabbim. Ona hakkıyla kulluk etmek. Bir tane derdim var. Rabbimin mülkünde emanet bir can taşıyoruz. Şu can zalimin elinde maskara olmasın ya. Zalimin eline geçtiği anda Ali Haydar Efendi'yi ve 25 tane alimi şöyle küçücük efendim ha bu kadar bir yere sıkıştırıyorlar. Böyle yan yana su yok, yiyecek yok, efendim tuvalet yok. Orada efendim bir efendim leğen veriyorlar. Oraya abdestini yapmak zorunda kaldı. Koca Ali Haydar Efendi'den hatıralarında bunları yazıyor. 4 tane padişah üstadım demiş. Ama bu İttihat-ı Terakkiler böyle. Ya 6 defa sana kurşun sıktı. Anlamıyor musun hale ya? Allah hainlere fırsat vermesin. İçimden atamıyorum. Yani sanki her an bu adamlar işin başına gelecek. Bu memleketi tekrar paramparça edecekler. Görüntü bu.
Görüntü bu. Bu milletin özünde böyle bir terör seviciliği var. Hain seviciliği var. Dinsiz seviciliği var. Var. Ayet okuyoruz işte. Konu geldiği için ben anlatıyorum bunları. Bak koca İsa Aleyhisselam ölüyü diriltiyor, laf anlatamıyor. İki gözü görmeyen körü diriltiyor, laf anlatamıyor. Vücudundaki yaralar içerisindekini efendim Allah'ın izniyle şifa veriyor, laf anlatamıyor. Hala öldürmeye kalkışıyorlar. Bunlar hikaye mi? Hikaye mi zannediyorsun sen bunları? Güzel günler gelmiyor. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Ne olursa olsun aç da kalsan dinine, vatanına, ezanına, bayrağına sahip çıkacaksın. Hatasıyla, kusuruyla, yanlışıyla, gafletiyle. Ya dine, vatana, mukaddesata en azından bir sahip çıkılıyorsa, ya şu ilim meclisleri hiç olmazsa şöyle bir ayakta durabiliyorsa, nereye varır bu iş bilmem. Korkum şu, Allah kötülerin eline düşürmesin. Amin. Vallahi Ali Haydar efendileri aldılar, mahvettiler. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Yani vallahi korkuyorum. Adamda ar yok, haya yok, ilim ehline efendim saygı yok. Allah'a atar atar. Perişan eder. Ha Cübbeli hocamızı atmadılar mı? 15 Temmuzcu, FETÖ'cüler. İftira iftira. Onu içeri atan savcısından hakim. Hepsi içeride şimdi. Aynı yapı devam ediyor. Gürül gürül devam ediyor. فَلَمَّا اَحَسَ عَيْسَى مِنْهُمُ الْكُفُرُ Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah ölümü arattırmasın. Allah zalimlerin eline düşürmesin. Rabbim dinsizlerin eline düşürmesin. Rusya şimdi Ukrayna'yı bir yerle bir ediyor. Bu memlekette 30 bin tane ulema idam edildi. Şu anda Filistin efendim kasıp kavruluyor. Şu anda Suriye'de 3 milyondan fazla insanlar çadırlarda perişan bir vaziyette. Hala bu ülkeyi mahvetmeye çalışıyorsun, yok etmeye çalışıyorsun. Ya artık bir araya gelelim ya. İktidarıyla, muhalefetiyle. Yaktık gemileri madem, tam konuşayım. Şu muhalefet dediğimiz yapı. Ya Allah aşkına şu anda bari memlekete yarayışlı bir şey söyle. Tek yaptıkları, ben şimdi geriye gidiyorum bilerek, Abdülhamid'e karşı çıkmak. Tamam Abdülhamid yanlış yapıyor. Sen ne yapacaksın? Doğrusunu söyle. Yapacağını söyle ya. Bu memleketi nasıl kurtaracaksın? Ekonomiyi nasıl kurtaracaksın? Dünyaya nasıl huzur tesis edeceksin? Irak'la mı? Suriye'yle mi? Mısır'la mı? Rusya'yla mı? Amerika'yla mı? Avrupa'yla mı? NATO tıntınlar mermerle mi? Kimle düzelteceksin? Bir şey söyle bana ya. Bir şey yok. Abdülhamid'i devirelim. Devirdik. Ne oldu sonra? Sen ne yapacaksın? Merve merak ediyorum. Ya bir şey söyle bir şey. Allah fırsat vermesin. Bir fabrikadayım. Fabrikamız var. Fabrikada işler tersine gidiyor. Ondan sonra seni devirelim buradan. Tamam beni devirdin sen ne yapacaksın? Sen git de ne olursa olsun. Ya arkadaşım ödeme programı yapmışım. Bak şu malları en asgari bu adamın eline geçerse direkt iflası verecek. Malları yarı yarıya satacak. Fabrikayı kapatacak. Ya istiyorum ki Concorde verelim. Concorde diye bir şey var. Bunu bir hafta araştırın ki anlarsınız ne olduğunu. Çoğunuz bilirsiniz gerçi. Nedir? Ödeme programı yaparak iflas ettirmeden müesseseyi kurtarmak. Ya dünyada bazı kargaşa giden şeyler var. Ya fikir ne? Merak ediyorum ya bu memleketin evladı değil misin sen? %50'ye yakın bir taraftarsın. De ki şu memleket şöyle kurtulur. Ben de hakikaten doğru söylüyor diyeyim. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ben bu konulara asla girmem ama ayeti kerime net. Felemme ahasa İsa. İsa aleyhisselamın hissi el kufra. Vah baktık ki bu millet gavur. Aynı günümüz. Kur'an mucize gösteriyor. Kale men ensari ila Allah. Kim bana yardım edecek dedi ya. Bunlar beni öldürecekler. Beni perişan edecekler. Kale el havariyyun. Havariler dedi. Nahnu ansarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız, hizmetçileriyiz. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. Seni de yalnız bırakmayacağız. Bırakmadılar hakikaten. Ama ne oldu biliyor musunuz? O havariyiz diyenlerin İsa Aleyhisselam'ın tam yanında oturan hain çıktı. Abdülhamid'in yanındaki hain çıkıyor. Bir bakıyorsun
mevcut yapıda adamın yanındaki hain çıkıyor. Masonik teşkilatlara hizmet ediyor. Kur'an hikaye anlatmaz arkadaşlar. Allah kötülere fırsat vermesin. Allah hainleri kahreylesin. Allah hainleri kahreylesin. Allah hainleri kahreylesin. Başka bir şey diyemiyorum. Beddua iyi bir şey değil ama bazen bal gibi gidiyor yani. Hain ya. Hain. Hain. Din haini, vatan haini, insanlık haini. Ya bir şey söyle, bir şey. Dine yaramıyorsun, dünyalık olarak bir şey söyle, bir faydalı bir şey söyle. Bir dinleyeyim ya, dünyalık olarak. Efendim, dini nimanın para ya, dünya ya. Bir şey söyle o zaman, şu dünyayı nasıl kurtaracağız? Şu Türkiye'yi nasıl kurtaracağız? Onu söyle bana. Nasıl mı kurtaracağız? Allah'a döneceğiz. Mülkün sahibi Allah'tır. Vaadallahu lezine amenü minküm ve amilü salihat. Evet, nasıl kurtaracağım ben size söyleyeyim. Hızlandırıyorum, mektubata başlayacağız. Vaadallahu lezine amenü minküm ve amilü salihat. Ben Allah'ım, size vaat ediyorum. Neyi ya Rabbim? İman edin. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamber, ahirete ve kadere. Ve amilü salihat. Namaz, oruç, zekat, ibadet, taatinizi yapın. Yaparız ya Rabbim. Bir, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Evvelkileri dünyaya hakim kıldığı gibi Süleyman Aleyhisselam olsun, birçok mesela dönemler Osmanlı ecdadımız efendim, sizi de hakim kılacağım. İki, ve leyumekkinenne, imkan vereceğim lehum, onlar için dinehumullezî irtadâ lehum, razı oldukları İslam onlara serbest olacak. Allah şeriatı garra-i Muhammediyi nasip eylesin. Amin. Ülkemizi şeriatı, tarikatı, hakikate, marifete en büyük önder eylesin. Amin. Ne üzücü bir şey söylüyor. Bu memlekete şeriat gelmez. Ne kadar ağır bir şey. Ne kadar ağır bir şey. Keşke yanılsam. Keşke gelse de. Yanılmışım ya. Tahmin edememişim. İnşallah. Yanılayım yani bu hususta. Ama gelmez arkadaşlar. Bu kadar hainlikle din gelmez. Bakın. Bir gemi daha yakayım ya. İki tane gemim vardı, onlar da gitti. Bir gemi daha yakayım mı? Kıymetli arkadaşlar. Allah öyle bir Allah ki. Osmanlı'ya Rabbim şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi İslam hukukunu nasip ediyor. Niye? Onlar o işi müstahakkı olmuşlar. Ve sahip çıkıyorlar. Ve Rabbimizin dinini baş tacı yapıp aziz kılıyorlar. Bakın çok net söylüyorum. Tek tek söylüyorum. Allah inşallah nasip olur. Allah bu dönemde şeriatı nasip etse. İnşallah nasip olur. Ama nasip etse. Bu kadar dine aykırı. Din adına iş yapanlar dini bozmaya çalışıyor. Din adına ortaya çıkmış cemaatler kahpelerle beraber iş yapıyor. Birlikte hareket ediyor. Hiç Müslümanlarla beraber değiller. Mevla dini verse bu kadar insanların elinde bu din oyuncak olur. Bu sefer din yanlış yapmış olur. İslam yanlış yapmış olur. Bu kadar yanlışlar İslam hanesine yazılır. Daha açık bir şey söyleyeyim. Çok çok net bir cümle artık. Daha bunu açıklamaya gerek yok. Mevla 1900 yıllarından sonra ahkam-ı din, İslam hukukunu çekti aldı. Neden? Çünkü ondan sonra din devam etseydi bu kadar yolsuzluk, soysuzluk, arsızlık, hırsızlık, bu kadar işler hep İslam hanesine yazılacaktı. Bak Allah'ın dini alındı, adına demokrasi denildi vesaire. Bu çuvala dolduruluyor şimdi. Bütün bunların hepsi oraya dolduruluyor. İslam hukukunda 6 tane hırsızlık var. İslam hukukunun efendim tarihi böyle yazılıyor. Şimdi bu da bir tarih oluyor. Yani Allah öyle bir Allah ki sonsuz kudret sahibi Allah. Allah bu işin liyakatlisi olmaya muvaffak eylesin. Benim yalvardığım şu, biz Allah'ta dürüst olalım. Peygamberde dürüst olalım. Dinimizde dürüst olalım. Ve bunların özü ne biliyor musunuz? Birbirimizi Allah için sevelim. Onun için hainlere dayanamıyorum. Allah hainlere fırsat vermesin. Amin. Terör sevicilere Allah fırsat vermesin. Amin. Anladın mı meseleyi? Ha? Anladın da? Ha. Mevla Teala, burada bir garip bir şey aklıma geldi, anlatayım. وَلَيُمَكِّنَلَمْ دِينَ وَزَرْتَدَلَهُ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَ مِنْ بَعْدِ خَافِي وَمْنَا. Korkudan sonra emniyet olacak diyor. İman, ameli salih. İnşallah Rabbim bu sağlam bir iman nasip etsin inşallah. Amin. Allah bir tövbe-i nasuh nasip eylesin. Şu konuşmamız böyle Şaban-ı Şerif'in bereketine. İnşallah Rabbim efendim niyetleri halis eder. Aa, biz de insan olarak hayretler içerisinde kalırım. Aa, maşallah ya. Bugünlerde görecekmişiz. Allah göstersin inşallah. Ancak yani benim buradaki demeye çalıştığım
şu anda ilkbahar geliyor. Yok yok, sonbahar geliyor. Ya ilkbahar geliyor. Yani birden sonbahara atlamıyor. Onun için görebildiğimi anlatıyorum. Ya felaket tellallığı için değil. Şimdi anlıyor musun derken orada bir şey aklıma geldi de. Bizim Sedat var, halanın oğlu. Allah selamet, çok naif de bir yapısı var. Çocuğu oldu. Çocuğuna taktı Mahmut. Ya dedi, bir ezan okur musun? Ya tabii gittim. Şimdi bir hafta 10 gündü. Bebek aldım elime. Ondan sonra şimdi o da ayakta bekliyor. Arkada da çekiyat var. O çekiyat önemli şimdi. Niye anlattığımı anlayacaksınız. Bebeği aldım elime, ezan okudum. Kamet getirdim. Dedim senin adın Mahmut dedim. Allah mübarek etsin. Şimdi elimde tutuyorum. Dedim Mahmut, babanı seviyor mu dedim. Parmağım kafasının arkasında. Kafasına böyle itikledim. Bebek kafa sallayınca babası şaşırdı. Bebek konuştu dedi ya. Allah dedi, böyle aklı gitti. Yere düşecek, Allah'tan çekyat işte kurtardı onu. Çekyata dümdüz. Ondan sonra. Şimdi anlatıyorum, siz de öyle bakıyorsunuz. La kafa sallayın da ya. Anlat. Veysel, duymuş muydun bunu? Ne zaman? Allah hepimizden razı olsun. قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ آمَنَّا وَشْهَدْ بِيَنَّنَا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا اَزَّلْتَ وَتَّبَعَنَا الرَّسُولُ Allah'ım, indirdiğin, şimdi biz o zaman İncil, şimdi Kur'an'a, peygambere tabi olduk. فَاَفَكْتُبْنَ مَا شَاهِد۪ينَ Bizi şahitlerden yaz, müjdeyle bitiyor. İnşallah bugün gelmez falan dedik ama inşallah benim de aklımın kesmediği Rabbim büyük lütufta bulunur. Bu ayet bir müjde veriyor. Ve mekeru, hileler kurarlar diyor. Ülkemizde her türlü hile kuruyorlar. Dine, vatana, mukaddesata, ekonomiye. Bak ekonomiyi, bu malları vesaire. Belirli merciler yapıyor bunu. Bilerek yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Şu anda öğrendiğimiz kadarıyla elhamdülillah depolar dolu. Nimet var. Allah darlık kıtlık vermesin. Bak yağmurlar, kurban oldum Rabbim. Dolduruyor, barajlarımız doldu taştı şu anda elhamdülillah. Ovalara ne kadar yağmur yağdı o kadar meyve sebzeler olur. Allah bereketini daim etsin. Amin. Efendim ama bilerek yapıyorlar. Niye? Efendim işte başarısız göstermek efendim vesaire vesaire diye. Dışarıdan Abdülhamit dönemi gibi öyle içeriden dışarıdan böyle bir memleket batsın ne olursa olsun. Allah fırsat vermesin. Amin. Ve mekeru, hileler kurarlar diyor. Ve mekerallah. İhanet edenlerin karşılığını Allah verir, o hainleri mahveder. Darlık döneminde stok yapanlara Allah iki bela verir. Bir, bedenlerinde amansız hastalık. İki, mutlaka iflas ederler. İflas kesindir. Allah o hainlerden alır, merhametlere verir. Allah merhametsizlerin imkanlarını yok etsin, merhametlere nasip eylesin. Merhametsizlerin gücünü yok eylesin. Merhametli, şefkatli, dinini, vatanını, mukaddem, mazlumu, mağduru, fakiri, yetimi, muhtacı, sevenleri Allah güç kuvvet nasip eylesin. Biz dar zamanda kahraman olacağız ya. Cümleyi bitiriyorum ve ayet bitti. Aslında çok 55. ayet, haftaya bana hatırlat. Âl-i İmran 55'i İsa Aleyhisselam'la alakalı bir mucize, bir ayettir. Onun dünyaya gelişi. Hızla anlatayım da haftaya bana burayı yine hatırlat. İzkalallah, Ahmet hazırlan. Allah buyurdu ki ya İsa. İsa Aleyhisselam gelişiyle ilgili ayettir bu. İnni mütevaffike, canını, ruhunu ben alacağım. Şimdi soru bir. İsa Aleyhisselam öldü mü? Ölmedi. İsa Aleyhisselam öldü diyen dinden çıkar. Ve ma katelehu ve ma salabuhu, öldüremediler. Haça, yani çarmıha gelme, ölmedi o. Allah öldüreceğim diyor. Ha demek ki Mevla ruhunu alacak. Öldüremediler onu. Ve rafi'uke ileyye, seni göğe kaldırdım. Ve mutahhirukum min ellezine keferu, seni kafirlerden temizledim. Nokta. Ve ca'ilu, kılacağım ellezine ittebeuke, sana tabi olan, geldiğinde ona tabi olanları, fevka ellezine keferu, kafirlere hakim kılacağım. İlâ yevmil kıyame, kıyamete kadar. İsa Aleyhisselam kıyamete kadar mı yaşadı? Yok, 2000 sene evvel yaşadı. Burada ne diyor? Kıyamete kadar diyor. Ne demek? Demek gelecek, kıyamete kadar olacak. Sümme ileyye merciukum. Herkesin varacağı benim huzurumdur. Defteri kapatıyorum diyor. Efendim, fe ahkum beynekum fîmâ kuntum fî tahtelifûn. Ve ihtilaf ettikleri meselede de
ben hüküm vereceğim diyor Allah Celle Celaluhu. Ayeti kerimede net olarak efendim burada İsa Aleyhisselam'ın geleceğiyle ilgili meseleler anlatılmış oluyor. Allah bizi rızasına nail eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Kulunda görmek istediği kemalatı, asaleti nasip eylesin inşallah diyoruz. Ve şu mübarek gün efendim Rabbim son nefeste iman cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Evet değerli arkadaşlar, biraz sesimiz yükseliyor. Dünya burası. Efendi Hazretlerimiz derdi ki Mahmud'un sesinin yükselmesi cehennemin ateşinden daha da sert değildir. Yani bizim derdimiz vallahi Rabbimize güzel kulluktur. Habibine ümmettir. Şu vatanımız selamet bulsun, huzur bulsun. Ezanımız, bayrağımız, efendim camimiz, ilim meclisleri devam etsin. Yani 6 defa la yuldeun müfil hucu isteği bir Müslüman bir delikten 2 defa ısırılmaz. 6 defa ısırdı, daha da ısıttırma artık. Allah kötülere fırsat vermesin. Efendim ülkemize selamet nasip eylesin. İçimde bir ses, hiçbirinde bir tereddüt yok, korku yok. Yani yok efendim şöyle oluyor, böyle oluyor, kargaşalar, ekonomi, işte malzemeler, şunlar bunlar, petroller. Olsun. Mülkün sahibi Allah'tır. Allah var, gam yok. Allah kıtlık vermesin, kıtlık. Yani pazar kıtlığı vermesin Rabbim. Pazarda var mı? Var. Bir şekilde çözülür. Bir şekilde çözülür. Ülkemizin sırtı Allah'ın izniyle yere gelmez. Çünkü milyonlarca, 5 milyon mazlum, mazlumu abilik yapan, merhamet sahibi insanlara Mevla Celle Celaluhu lütfuyla muamele edecektir. O da ülkemizdir. Allah Celle Celaluhu ülkemize selamet versin. Hile ihanet edenler, zalimler, hainler düşünsünler. Ve mekeru hile kurarlar ve meker Allah. Allah hilelerini başlarına geçirsin. Diyelim cemi cümle günahlarımıza tövbe ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El-Azim, el-Kerim, el-Rahim, el-Ladî. La ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh. Onun Habibine salavat Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Son nefeste iman kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. Hadi bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Mektubu Rabi'u ve Selasune vel Mi'e 134. mektup ile Molla Muhammed Sıddık Eyzan aynı şekilde bir önceki mektupta olduğu gibi Molla Muhammed'e gönderilmiştir. Bu mektup neyin beyanı hakkında olacak? Fî ma'na, fî men'i anit tesvif, ertelemenin men'i beyanında olacak. Razzakanallahu subhanehu ve iyyâkum, Allah Teala bizi ve sizi rızıklandırsın da ile urucatin gayra mütenahiyetin fi medarici kurbetihi, Allah Teala yakınlık derecelerinde sınırsız yükselişle Mevla Teala sizleri ve bizleri rızıklandırsın. Ne hürmetine bi hürmeti seyyidil murselin aleyhi ve ala alihi salavat ve teslimat. Salat ve selam onun ailesi ve kendisi üzerine olan Seyyid Peygamber Efendimizin hürmeti ile Mevla Teala yüksek derecelerde sınırsız yükselişi sizlere ve bizlere rızıklandırsın. Eyyuhel muhib, ey sevgili, innel vakte seyfu, muhakkak ki vakit seyfun kadi'un, keskin bir kılıçtır. Ve la yudra ennehu hel tu'adal fırsatu gaden evla, yarın bu fırsat verilecek mi verilmeyecek mi bilinmez. O yüzden vakti iyi değerlendirmek gerekir. فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْاَهَمِّ فِي هَذَا الْيَوْمِ, o yüzden bugün ehem olan işleri yapmak lazım. وَتَأْخِيرُ غَيْرِ اَهَمْ اِلَى غَدًا, gayri ehem olan işleri de, mühim olmayan işleri de yarına ertelemek lazım. وَهَذَا حُكْمُ الْعَقْلِ وَمُقْتَضَاهُ, bu nedir? Bu hüküm, bu aklın hükmüdür. Yani aklın gerektirdiği şeydir. وَلَا اُرِيدَ بِالْعَقْلِ, ben akıl derken neyi kastediyorum? Aklel maaş, dünya aklını kastetmiyorum. Bel aklel maadi, ahiret aklını kastediyorum. Ve mâ zâ ektubu ezyedü min zâlike, bundan ziyade daha ne yazayım?
Bu konu hakkında Efendi babamızın güzel bir sözü var. El yevakit tüştera bil evakit vel evakit la tüştera bil yevakit. Yani vakitler ile yakutlar satın alınır ancak yakutlar ile vakitler satın alınmaz. Mevla zamanın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل
يُبدِلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بارك الله. Rabbim kabul eylesin inşallah. Geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Şuradan ayrılırken bağışlanmış olarak ayrılmaya bizleri muvaffak eylesin. İşrak namazlarımızı kılalım inşallah. Çorba ikramımız olacaktır. El-Fatiha.